Sistemin iflasını savunan sınıfçılar, onların oyununa gelen yetkililer ve bunun sonucunda atalarımızın içine düşmüş olduğu durum, Yüzüklerin Efendisi filminde tasvir edilmiş. İzlediğimiz sahnede karşıdan gelen Gandalf'ı İsmet İnönü ya da Atatürk olarak, Theoden'i ise Demirel, Ecevit, Erbakan ya da Türkeş olarak ve Grima'yı sistemi iflasa sürüklemeye yemin etmiş bir ajan olarak görüyoruz. Peki Saruman'ın orklarla ve Grima'yla ne işi var? Biz onlarla beraber çalışmasından dolayı suçlamıyor muyuz kendisini? Orklarla beraber ne tür iyi bir işi olabilir ki? Arkadaşlar, Saruman karakteri şartlar nasıl olursa olsun her türlü şartta Tanrı'ya teslimiyetle, imanla yaşamanın bir yolu mutlaka vardır diyen ve bu iddiasını tasvip etmediği suçların işlendiği önemli bir süreç sırasında ispatlamak zorunda kalan bireyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu karakter, kötülük olarak tanımlanan durumun içinde olmadan, iyi olarak tanımlanana da, kötü olarak tanımlanana da, kendisine düşen müdahaleyi yapmadan ve bazen göz göre göre ölüme yürümeden kefil olduğu iddiasıyla ilgili çalışma yapamaz. Bu yüzden filmde iyi olan Saruman karakterini, mantıkları ve imanları yeterince gelişmeyenler kötü birisi olarak görürler. Gerçek hayatta bu karakterin doldurması gereken boşluğu, yeri geldiğinde padişah, yeri geldiğinde Şeyh Said, Said Nursi, Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Adnan Menderes, Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan gibi isimler, sistemin devamının sağlanabilmesi amacıyla canlarını feda ederek doldurmuşlardır. İsmet İnönü'nün istifası ise atalarımızın son mesajı olmuştur. İnönü'nün istifasının ardından ortama tamamen sınıfçılığın hakim olduğu yeni bir dönem başlamıştır.